şimdi bu dev maçın Trabzonspor cephesine geçiyoruz. Ve Yunus Emre Sel'e bağlanıyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesinde neler yaşanıyor? Son olarak tabii bir sakatlık haberiyle gerçekten kötü, üzüntülü bir haber almıştı Trabzonspor. Yeni transferi Tronsen'in sakatlığıyla beraber. Son durum nedir Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesinde? Evet, sizin de söylediğiniz gibi Tronsen'in sakatlığı, sadece ön çapraz bağlarının kopmasından sonra 6 ay sahalardan uzak kalacak olması Bordo Mavili takımda moralleri ciddi anlamda bozdu. Çünkü Beşiktaş maçında ilk 11'de başlama ihtimali affedersiniz, oldukça yüksek olan bir isimdi ve kendisinden beklentiler de fazlaydı. Buraya geldiği süreçten itibaren ki antrenman performansı da teknik ekip tarafından beğenilen bir isimdi. Talihsizli bir sakatlık yaşadı. Kariyerindeki ilk ciddi sakatlığı da Trabzonspor'da yaşamış oldu. Hem de daha sezon başlamadan antrenmanda yaşadı bu sakatlığı ve gerçekten hem onun adına hem de Trabzonspor adına çok talihsiz bir durum oldu. En az 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Onun dışında João Pereira'nın da sakatlığı bulunuyor. Onun da Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçında gol attığı esnada rakip takım oyuncusuyla bir çarpışma yaşamıştı. Sağ dizindeki esneme nedeniyle o da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimlerden bir tanesi. Yine sakatlığı bulunan oyunculardan bir tanesi de Trabzonspor'da Marlon, o da sol arka derisinde bir yırtık tespit edildi. İkinci derece yırtık. O da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek oyunculardan bir tanesi. Sadece Yusuf Sarı'nın da yine bir süredir sakatlığı bulunuyor. Dolayısıyla ilk maçına eksiklerle çıkacak Bordo Mavili takım ama yine de geçtiğimiz sezonki o ofans hattını hala korumayı başardığı için en güçlü silahını elinde tutmayı başarıyor Trabzonspor kulübü diyebiliriz. Biz şu muhtemel 11 ile Trabzonspor'un Beşiktaş maçına çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Serkan Asan, stoperde Gaston Campi, Edgar ikilisi olacak. Solda Kamil Ahmet Çörükçü'yü göreceğiz. Orta sahada Abdülkadir Parmak, Flavio ikilisini göreceğiz. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ofansif bölgede Ekuban, solda Vakeme, ileride Sörlot olacak. Belki bir 11'de Cilerme'yi de görebiliriz. Onun oynaması da çok sürpriz olmaz. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan transfer çalışmalarını gelecek olursak Trabzonspor taraftarlarının özellikle stoper bölgesindeki beklentisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor ve her gün Trabzonspor'la yeni bir stoper ismi anılıyor. Tabii Trabzonspor'un bugüne kadar görüşme yaptığı stoperlerden Vitor Hugo, Osorio, Courtney House gibi isimlerle henüz anlaşma sağlanamamış olması farklı isimlerin de gündeme gelmesine neden oluyor. Bugün de Meksika basını Carlos Soldado'yu Trabzonspor'a yazdı ve oldukça iddialı da bir haberde yer verdi bu isme. Oyuncunun Trabzonspor'la anlaştığını belirtti Meksika basını. Ama Trabzonspor yöneticileri şu an itibariyle böyle bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Hatta bazı yöneticiler bu konuda resmi bir girişimin de olmadığını söyledi. Çünkü maliyet olarak bakıldığında oldukça yüksek bir potansiyeli bir oyuncu olarak gözüküyor. Ama gündemde yok da demediler. Bunu da belirtelim. Belki önümüzdeki günlerde maliyet konusunda belki düşük rakamlar olursa bu transfer gerçekleşebilir. Bunu söyleyelim. Peki, çok teşekkürler Yunus Emre Sel'e de. Biz de yavaş yavaş Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini konuşmaya başlayalım. Aslında bu haftanın öne çıkan mücadelesi olduğunu söylemiştiniz siz. Başlayalım şöyle, Trabzonspor-Beşiktaş aslında iki takımda da eksikler var, yeni transferler var. Hala transfer edilmesi gündemde olan isimler var. Nasıl bir maç bekliyoruz? Ya, Trabzonspor önemli takviyeler yaptı ama 3 sezondur eksiği olan stoper bölgesinde hala doğru isim bulabilmiş değil. Onun dışında her şey doğru giderken önce sol bekte bir sakatlık oldu. Ondan sonra Pereira geldi. Marlon'dan sonra Pereira. En son Tronsen'in durumu çok daha vahim. Ben de dizinde platinle yaşayan bir insanım yani. Benim de bağlarım kopmuştu. Sıkıntılı bir süreç yani. İnşallah bir önce toparlar ama 6 aydan önce dönmesi muhtemel görünmüyor. Yunus Emre'nin de vurguladığı gibi Trabzonspor'un hücum hattında problem yok. En büyük avantaj da bu diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın hücum hattında olduğu gibi savunma bölgesinde de sıkıntıları var. Ve her ne kadar seyircisiz olsa da Trabzonspor'un son dönem performansı, genel kadro yapısını daha büyük ölçüde korumuş olması, Beşiktaş'ın kan kaybının daha yüksek olması, maçın deplasmanda oynanması, bütün hepsini yan yana yazdığımızda Trabzonspor kağıt üstünde favori görünüyor. Ve Trabzonspor'un oyunun seyrini değiştirebilecek çok daha fazla alternatifi var. Hı hı.
Sergen Hoca için zor bir sınav olacak ama Trabzonspor'un yeni hocası Newton'da bakalım ne kadar Trabzonspor hak ediyor onu da göreceğiz. Nevzat Dindar, sana döneyim. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şimdi işte bu tabii Sörloth milli takımda da gollerine kaldığı yerden devam etti. Haaland'la beraber Norveç'i uçuruyorlar gerçekten. Sörloth zaten geçen sezonu gol kralı olarak tamamladı. Acaba bu sezon kaldığı yerden devam eder mi? Bu soru işaretleri var. Öte yandan işte Beşiktaş'ta biraz önce Mehmet Emin de söylediği gibi golcü konusunda, forvet konusunda evet, bir sıkıntısı var Burak'tan sonra. Orayı kimle dolduracak? Nasıl bir 11 ile çıkacak acaba? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şimdi bu sene maç sayısı fazla olacağı için bir kere geçen sezonki rakamların üzerine çıkacağını düşünüyorum ben. Onu söyleyeyim. Hatta rekor bile çıksa şaşırmam. Yani şeyi yapmak hakikaten zor. Hani şu takım hazır, bu takım daha iyi demek zor. Çünkü çok ciddi problemleri var iki takımın da. Beşiktaş'ın ben teknik direktör Sergen Yalçın faktörüne dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar problemler olsa da geçen sezon ikinci yarısına özellikle pandemi sonrasında damga vurmuş hocaların başında geliyor. Belki PAOK elenmesi, işte hazırlık maçlarındaki bazı işte istenmeyen sonuçlar moralleri bozmuş olabilir ama ya genel olarak ben Beşiktaş'ın bu kadar problemine rağmen Sergen Yalçın faktörüyle bir şekilde ligin zirve adaylarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. O yüzden kağıt üzerinde her ne kadar Trabzonspor favori gözükse de kolay maç olmayacağını belirttim. Trabzonspor'un da kötü bir dönemine denk geldi. Sakatlar üst üste, bu kadar çok sakatlık. Yani Trabzon'da çok fazla sakatlık oluyor bu arada. Yani o dikkatimi çekiyor. Diğer kulüplerde de oluyor ama Trabzon'daki bu sayının fazla oluşu. Geçen sene Galatasaray'da bayağı vardı. Galatasaray'da Adele sakatlıkları, Adele sakatlıkları çok yaşandı. Yani bazen kulüplerde böyle geldi mi üst üste göre üst üste aksilikler gelebiliyor. Ama hakikaten zor bir maç. Yani Beşiktaş'ın... İlk haftada oynamak isteyeceğiniz bir maç mıdır Trabzonspor yani Beşiktaş? Kesinlikle öyle. Yani iki takım da hazır değil. Enteresan bu Beşiktaş, bir sonuç. Ben Trabzon yerinde olsam bu Beşiktaş'ta oynamak isterim. Ama Beşiktaş'ın yerinde olsam Trabzon'un deplasmanı... Ama Trabzon'un da şey bir dönemine denk geldi. Yani bu kadar sıkıntılı bir dönemine yani Trabzon normal olsun. Şartlarda yani hazırlık maçında Marlon'la yani üst üste geldi. Marlon'un sakatlığı, Pereira'nın sakatlığı, evet. Tronsen, İdman'da evet, sakatlandı. Yani fikstür açıklarında bu sakatlıklar yoktu. Beşiktaş'ın çok daha vahimli durum. Tabii. Beşiktaş çözüm de üretemedi şu anda transfer döneminde. Beşiktaş çaresiz bir halde oraya gidecek görünüyordu ama şu anda o gelişmeler Beşiktaş'ın lehine oldu. Buna rağmen ben Trabzonspor'u öneriyorum. Evet, Trabzonspor özellikle Sörloth gibi inanılmaz bir golcüsü var. Yani umarım bu ligde kalır. Trabzonspor forması giymeye devam eder. Gerçekten de yani ligin özel oyuncularından bir tanesi, kıymetini bilelim. 6 milyon euro değil mi satın alma opsiyonu var? Var. Tabii sağlıklı kalması şartıyla var. Hı hı. Hem fiziksel anlamda hem de kafasını mental anlamda oyunda kalması önemli. Çünkü bazen oyuncu gitmek isteyebiliyor. Burada baskıyla kaldığını düşünüyor ve bir anda dibe vurabiliyor. Bu dezavantajı olabilir ama Sörloth şu anlamda çok kıymetli. Mesela birçok golcüden bahsederken ne oluyor? Topu ona atarsanız o golcü bir şey yapıyor. Ama Sörloth gidip topu alıyor. Hı hı. Orta sahadan hatta kendi yarı sahasından topu evet, alıyor gidiyor gol atabiliyor. Ve bu anlamda çok kıymetli. Hep Ekuban, Bakame, Sörloth üçlüsünden bahsediyor ama bu sene Abdülkadir'in senesi olabilir. Hazırlık maçlarında bunun biraz sinyalini verdi. Evet. Ve ihtiyacı vardı. Yani ben Abdülkadir'den yani geçen sezon sakatlık, ciddi bir sakatlık yaşamıştı. O da çok ağır bir sakatlık. Evet, aynen ağır bir sakatlık yaşamıştı. Bu sene Trabzonspor bu yarışın içerisinde iddialı olacaksa, avantajlı olacaksa Abdülkadir kartının ön planda olması lazım. Yani hazırlık sürecinde de bunun MRI'lerini biraz gördük. Yani genel olarak az önce programın başında ligin geneliyle ilgili tahmin yapmak, yorum yapmak zor ifadesini kullanmıştım. Bu maçla ilgili de aynı şeyi söyleyeceğim. Trabzonspor, Mehmet Emin biraz daha ön planda olduğunu, favori olduğunu söyledi ama ben Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın daha doğrusu, kolay teslim olmayacağını, bir sürprizinin olacağını, evet şu anki hazırlık maçları ve PAOK maçlarında şans bulan oyuncuların yeni transferlerin hı hı, tartışılsa da kötü oyuncular olmadığını düşünüyorum. Yani bu oyuncular
bu kadar da kötü eleştirilecek oyuncular değildi diye söyleyebilirim. O yüzden ilginç bir maç olacak. Bakalım gündemdeki diğer isimlerle ilgili gelişmeler nasıl olacak? Onu da takip ediyor olacağız tabii ki. Yine haftanın önemli karşılaşmalarından birine geçmeden önce İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de Premier Lig başlıyor. Avrupa'nın en büyük lig.